Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi gidiyordur. Türkiye'de Kurban Bayramı, dünyada, bütün İslam dünyasında Kurban Bayramı'nın neredeyse sonuna geldik. Ve Türkiye'de bu yüzden biliyorum piyasalar kapalı. Siz de ekonomiyle alakalı, dünyayla alakalı gelişmeleri belki çok rahat, çok iyi bir şekilde takip edemiyorsunuz. Ama dünyada piyasalar açık ve ekonomik olaylar, gelişmeler, piyasa hareket etmeye, gündemini yönlendirmeye devam ediyor. Ben de bugün tam bununla alakalı bir konudan bahsedeceğim. Türkiye'de herkes tatilini yaparken, keyifleri yerindeyken, Amerika'da ama Birleşik Devletler'de değil, Amerika kıtasında, Arjantin'de çok büyük bir gelişme oldu ve Arjantin pezosu, Amerikan doları yani döviz karşısında yaklaşık %25 ile %30 arasında değer kaybetti. Tabiri caizse devalüasyona uğradı. Bu çok büyük bir olay. Bunun sebebi ne oldu? Bunun sebebi arkadaşlar, Arjantin'deki siyasi gelişmeler, yani siyasi gelişmelerin yanında tabii ki ekonominin çok kötü olması, yanlış hatalar yapılması bir en büyük sebeplerin başına geliyor ama yani şu anki bu gelişmeyi tetikleyen şey siyasi olarak Arjantin'de seçimlerden dolayı sol tandaslı bir hükümetin, işte sosyalizm ağırlıklı bir hükümetin kontrolü ele alacak olması. Bu da ne demek? Milyarlarca dolar IMF'den borç alan Arjantin'in aynı Maduro gibi, aynı Venezuela gibi saçmalama olasılığının artması demek. Yani aslında sosyalizm tehlikesi dahi bir ülkenin böyle şoklar yaşamasına, böyle krizler geçirmesine sebep oluyor, olabiliyor günümüzde. Ama insanlar bunu görmek istemiyor. Hala Venezuela'nın başındaki psikopat Maduro gibi insanlar sosyalizmle, işte biz kendi kendimize yeteriz, kapitalizme, serbest piyasaya gerek yok diyerek, ülkelerindeki yabancı sermayenin mallarına el koyarak bir şeyler yapabileceğine inanıyorlar ve bunu yapmaya çalıştıklarında da giderek batıyorlar. Çok acınası, çok gülünç ama bir o kadar da üzücü bir olay. Şimdi Arjantin olayına niye değiniyorum? Arjantin olayı aslında bizim için, Türkiye için çok önemli, çok paralel bir ülkeden bahsediyoruz. Demografik yapısı, siyasi gelişmeleri, üretme potansiyeli, işte oradaki bürokrasi ve memuriyetin benzerliği ve tarihsel, yakın dönemdeki tarihsel gelişmeleri Türkiye'yle çok paralel bir ülkeden bahsediyoruz. İnanın Arjantin'e gitseniz ve İspanyolca konuşsanız kendi evinizde hissetmeniz çok olasıdır. Çünkü gerçekten Arjantin'de Türkiye'nin takdiri ilahi mi desek, yani sosyolojik evrimin bir süreci mi desek, yoksa o büyük Big Brother'ların yönlendirmesi mi desek, onu size bırakıyorum ama gerçekten çok benzerlik gösteriyorlar. Ve ben yaklaşık bir hafta önce bu videonun da altına, açıklama kısmına yazacağım, bakın şöyle bir tweet zinciri atmıştım. Demiştim ki şu üç ülkenin benzerlikleri, ekonomik benzerlikleri hep birbirine yakın oluyor ve ben bu üç ülkenin hareketlerini birbirine paralel şekilde takip ediyorum. Bir tanesi bir hareket yaptıktan sonra diğerinin de aynı hareketi takip etmesi çok olası ve o yüzden de bunların paralarının grafiklerini paylaşmıştım. Bunların bir tanesi Brezilya'ydı, bunların bir tane ikincisi Türkiye'ydi, bunların üçüncüsü de Arjantin'di. Şimdi Arjantin kendisinden beklenen hareketi yaptı. Yani Arjantin bu şoku geçirdi ve Arjantin borsası da yaklaşık %50'ye varan bir değer kaybından, doları yanında %25 sanırım, yine %30 hatta varan bir değer kaybı var. Yani Arjantin borsası zaten düşüşteydi, çok büyük düşüşteydi. Bir de dünkü şoktan sonra 1/3 fiyatına geriledi. Yani bu çok korkutucu bir şey. Ve birkaç video öncesinde de şunu bahsetmiştim ben. Türkiye borsası 65 binleri görebilir. Türk lirası da dolar karşısında çok ciddi bir şekilde değer kaybedebilir diye bir video yayınlamıştım. İşte son gelişmeler, ülkedeki bu bahar havası, turizmin getirdiği dövizden dolayı hareketlenme, işte Çin'den bulduğumuz söylenilen birkaç milyar dolarlık ekonomiyi idare edebilecek fon ve diğer tarafta da işte döviz hesaplarında bulunan, mevduat hesaplarında bulunan dövizlerin piyasada bir şekilde sürülüyor iddiası, yani piyasanın rahatlaması için sürülüyor iddiası ve diğer tarafta da Türk yatırımcılarının, yani elinde sermaye, para bulunduran, birikim bulunduran Türk yatırımcıların daha fazla dolar alamamaları, çünkü artık gırtlağımıza kadar Türkiye'de dolara
dövize battığımız için 220 milyar dolar nakit keş para var yani mevduat hesaplarında ve o yüzden de bir rahatlama oldu son bir aydır. Bunun gazıyla her şey güzel olacak, böyle bir bahar havasıyla gerçek krizin devam ettiği görmemezlikten geliniyor. İnsanlar bunu unutmuş gibi geliyor. Piyasalar böyledir sevgili dostlarım. Piyasalar çabuk unutur, çabuk paniğe kapılır. Ve çokça yanlış yaparlar hareketlerinde. Şu anda da işte bir ay önce ya dolardaki hareket yaklaşıyor, geçen seneki gibi devalüasyon benzeri bir hareket görebiliriz söylemlerimle alay edilirken, böyle iddiaların artık olanaksız olduğunu, doların 4,5 liraya düşme ihtimalinin çok fazla olduğundan bahseden insanlar piyasada türemişti. Şu anki bu Arjantin'deki hareketin ne kadar ciddiyetsiz tindesiniz, ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama veya bu yorum yapanlar, ekonomistler, yorumcular bunun, bu olayı ne kadar takip ediyorlar ama Arjantin'de gerçekleşen hareketlilik önümüzde Türkiye'nin nelerle karşılaşabileceği ile alakalı çok büyük bir ipucu veriyor. Ben burada yatırım tavsiyesi veremem. Ben sizin ekonomi danışmanınız değilim. Ben bir ekonomi danışmanı da değilim. Ama ben piyasayı takip eden, piyasada uluslararası piyasalarda yatırımı olan, buradan para kazanan ve kendi bireysel yatırımlarını kendisi yöneten bir insanım. O yüzden uzmanlık alanımda, işte eğitimimde artık ticaret tarafını olduğu için, bu tarafta doktora yaptığım için piyasaları çok sıkı takip ediyorum. Özellikle Amerika'da. Türkiye'nin bakış açısından çıkıp dünyayı yorumladığınız zaman Türkiye'de aslında bir fanus olduğunu ve insanların sürekli birbirine propaganda yaptığını, özellikle sol camiada böyle bir şey var. Üstteki bir iki kişi konuşuyor, alttaki fenomenlerde ya bu adam konuşuyorsa bir bildiği vardır diyor, onu tekrarlamaya başlıyor ve alttakiler de herkese onları tekrarlayıp konu, teori, fikir viralleşiyor. Yani çok farklı sese ne hükümet tarafında, ne muhafazakar camia, ne milliyetçi tayfada, ne sol camiada göremezsiniz. Zaten birazcık farklı bir şey söylediğinizde iki tarafında takipçileri, destekçileri sizi ezmeye başlıyor. Ben kendimi ne sol tarafta ne sağ tarafta konumlandırmak istiyorum. Ben liberal politikalara, ekonomi politikalarına inanan, yani milliyetçi, Atatürk ilke inkılaplarına olabildiğince bağlı olan bir insan olarak kendimi konumlandırıp dünya piyasalarını bu iç düşüncelerden bağımsız, tamamen liberal bir düşüncede, tamamen rasyonel, tamamen ülkenin, şahsımın, menfaatinin olabileceği doğru kararları verme açısından konuları yorumluyorum. Bazıları şöyle söylüyor: Serkan, Akdeniz'de bizi sıkıştırıyorlar abi. Doğu Akdeniz'de doğalgaz olayından dolayı. Evet abi, haklısın. Suriye'de bizi sıkıştırıyorlar abi. İşte PYD koridorunu engellememiz lazım vesaire. Evet abi, haklısın. Ege'de bizi sıkıştırıyorlar. Evet abi, haklısın. Bundan dolayı da Türkiye'ye ekonomik saldırıda bulunuyorlar. Hayır abi, hatalısın. Bak, Arjantin'de coğrafi bir sıkıntı mı var? Veya Arjantin'de ne bileyim bizimkisi gibi işte Avrupa Birliği ile kavgalı veya işte münakaşalı bir hükümet de var. Hayır, değil. Sen eğer ki dış ticaret açığını kontrol edemediysen, sen bütçe açığını kontrol edemiyorsan, sen üretimi yeterince sağlayamadıysan, eğitimini, insanların eğittiğin insanları dünyayla entegre bir şekilde yetiştirip bu insanların ülkeye döviz çekebileceği, üretim yapabileceği, bilgi teknolojisi üretebileceği bir sistem kurgulayamadıysan, sen abi böyle devalüasyonlara mahkum kalırsın ve özellikle dış ülkelerden gelen sıcak paraya muhtaçken bir de bunlarla kavga edersen, bir de bunlara dünyadaki finans yapısını, yani serbest piyasayı kabul etmiş, serbest merkez bankası olduğunu dünyaya açıklamış bir ülkeyken gidip bu ülkelerin veya bu fonların veya bu paranın merkezinde ya ben aslında bu sisteme inanmıyorum gibi açıklamalar yaparsan, işte böyle sıkışmış duruma bu zamana kadar yaşamıştık. Bundan sonra insanlarda ya çok olumlu olacağı ya çok olumlu olmayacağı yönünde bir beklenti var. Benim beklentim şu anda Türkiye'de Arjantin benzeri bir hareketin olma olasılığının çok fazla olduğuyla alakalı. Bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi ülkeler, şöyle bir olay var. Şimdi Amerika'yı dolar dominantlığından dolayı, yani doların rezerv para olması ve dünyayı domine etmesinden dolayı bir eleştiri var Amerika'ya, değil mi, sürekli. Fakat bu eleştirinin bir de Amerikalılar tarafından gözü var. Özellikle bu Patriot denilen daha böyle milliyetçi,
daha hani cumhuriyetçi tarafta, daha tutucu taraftakiler tarafından. Bu adamlar dolar bütün ülkelere entegre olduğu ve bütün dünya yayıldığı için kendi paralarını aslında istedikleri gibi yönetemiyorlar. Yani kendileri için bir hareket yapacak olsalar bile dünyayı etkileyeceği ve dünyadaki sistemi alt üst edebileceği için çok kontrollü davranmaları gerekiyor. Mesela Çin kendi parasını kontrol ettiği için Amerika mesela Çin'den alacak ürünlere %10 vergi koyuyor, değil mi? Çin'de komünist bir ülke olduğu için şunu yapıyor. Madem sen bana %10 vergi koydun, ben de Çin parasını %10 devalüe ediyorum. Yani kontrollü bir şekilde Çin parasını, yuanını dolar karşısında %10 değer kaybettiriyor. Bu sefer de Amerika'nın uyguladığı vergiler, evet, iç piyasada Çin'i birazcık zor tarafa, işte refahını azalttırıyor ama Çinliler zaten bu kayıba esnek insanlar. Yani Amerikalılar gibi refah içerisinde yaşamadıkları ve kaybedecek çok da fazla bir şey olmadıkları için bunu amorti edebiliyorlar ve Amerika'nın İşte o dünyaya entegre dolar sisteminden dolayı hareketsiz, çok büyük bir hacimseniz hareket alanınız daha zorlaşıyor, daha ağırlaşıyor. Fakat işte daha küçük, daha bireysel, daha kontrollü, aynı Türk lirasında olduğu gibi kontrollü bir ülkeyseniz istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bakın bugün Türkiye hükümeti, aslında Türk hükümeti sevgili dostlarım, Rahip Brunson sürecinin getirdiği o kriz algısıyla birlikte kendi parasını bilerek devalüe etme olasılığı çok, yani şu an baktığımız açıdan çok çok fazla, yani bilerek yapıldığı gözüküyor ve şu anda ülkelerin çoğu aslında parasını bilerek devalüe edip değersizleştirip dışarıya mal satmayı, yani o rekabeti, ucuz ürün üretebilme rekabetini arttırmaya başladılar. Hatta Trump'ın bu konuda işte bu ülkeler bize karşı para oyunu yapıp paralarını devalüe edip bizim üretimimizi engelliyorlar diye de isyandalar. İsyandalar. İşte Türkiye'de o yüzden aslında olabilecek %20, %25, %15 ile %25 arası bir devalüasyonun, yani döviz karşısında Türk lirasının değer kaybetmesinin aslında Türk hükümetinin de isteyebileceği bir senaryo olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Uzatmayacağım videoyu. Çok geniş bir açıdan çok fazla şeylerden bahsettim. Yani videoyu ciddi bir şekilde dinlediyseniz bu konuların gerçekten çok önemli ve çok da fazla duyamayacağınız konular olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Videoyu uzatmayacağım. Sadece şunu tavsiye etmek istiyorum. Arkadaşlar, önümüzdeki aylarda lütfen, eğer ki borcunuz varsa, eğer ki yatırım mantığınız varsa, eğer ki ne yapacağınızı bilmiyorsanız sevgili dostlarım, dolar açığı vermeyin, döviz açığı vermeyin. Çünkü önümüzdeki günlerde çok fazla batacak olan Türk şirketiyle, insanlarla, bireysel girişimcilerle karşılaşacağız. Kendinize bunu hatırlatın ve buna hazır olun. Evet sevgili dostlarım, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beri ile hepinize selam gönderiyoruz. Sevgiler, iyi bayramlar.